Yayınıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Azerbaycan askerleri yüzlerce, binlerce Azerbaycan askeri. Şu anda gördüğünüz gibi Laçin'de çok önemli bir mesaj veriyor. İran iyi bak bu askerlere. Dünyanın en iyi ve en güçlü askerleri burada. Ve özellikle şunu yapıyorlar. Biz vatanımız için buradayız. Bizim bileğimizi bükmeye çalışan varsa gelsin büksün diyorlar. Bakın şu asker yağmuruna. Bakın şu adalet. Bakın şu azatlık. Bakın şu 30 sene önce insanların evlerinden edilen ve bir sürü eziyet çektirilen insanlar için şu anda gördüğünüz gibi Azerbaycan askeri Zengezur yolunda ve Zengezur yolunda özellikle bu bir gerçeklik. Artık bu askerler Zengezur yolunda. Bayraklar dikiliyor. Zengezur'daki bu durum Avrupa'yı ve ABD'yi şok ediyor. İnanılmaz bir sinerji var. Çok büyük bir mutluluk karnesi. Ne desek az, ne yapsak az. Bu kadar asker, bu kadar güç, büyük bir otorite değerli izleyenler. Büyük deneyimli ve özellikle timlerin ve özel yetiştirilmiş elit birliklerin olduğu bu birlikler yenilmez birlikler. Bu birlikler asla yenilmez, asla bileği bükülmez birlikler. Yaşasın bu güzel ordumuz ve yeni müjdelere hazır mısınız? Hazır mısınız diyoruz. Şu anda bu kaleleri görünce duygulanmamak elde değil. Evet, gördüğünüz gibi şu andaki birlikler ve özellikle şu anda gördüğünüz bu yoğun, evet bu yoğun askeri hareketlilik tabii ki, evet tabii ki bir sinerji ve büyük bir haber. Zengezur'un haberi. Zengezur'u almaya gidiyorlar. Binlerce, on binlerce Azerbaycan askeri Zengezur'u almaya gidiyor. Karınca gibi değil mi? Yüzlerce binlerce insan tepede, ne kadar yoğun bir kalabalık. İşte ne mutlu böyle bir ordumuz var. İran diyor ki, Zengezur koridoru olursa benim Kafkasya ile bağlantım kesilir. Biricik Ermenistan'la bağlantım kesilir derdindeler. Bu durumu savaş boyutuna getirmelerinin yegane nedeni bu aslında. Laçin koridoru demin de dediğim gibi özellikle bir kilit noktası. Hem Kafkasya'nın bir nevi, evet bir nevi özellikle içine doğru olan bölge, Zengezur koridoru da Orta Asya ile, evet Avrupa'nın, Anadolu'nun, Kafkasya'nın, evet bir nevi güzergah kapısı. Şimdi bu yollarda özellikle Zengezur koridoru çıkarsa diyor İran, Türk bağı orada gelişecek ve ben kendim nüfuz edemeyeceğim Kafkasya'ya. Yani Azerbaycan'a bir niyetin mi var senin İran? Azerbaycan'ın topraklarında bir niyetin mi var? Yani nedir derdin senin? İşte asıl derdi şu. Zengezur koridoru yoluyla Ermenistan'a dünyanın kaçak yollarından getirdiği dünyanın malzemesiyle Avrupa'ya açılıyor ve ambargoyu Ermenistan üzerinden deliyor. Ermenistan üzerinden her türlü hileyi yapıyor. Ambargoları buralardan deliyor. Yani burada asıl derdi hem Ermenistan'la olan ittifakına arada bir koridorun girmemesi ve Ermenistan'la kopmak istemiyor. Evet, İran Ermenistan'la kopmak istemiyor. Olay bu. Bakın, İranlı komutan bizi ilk 2. Karabağ Savaşı'nı kazandıktan sonra görüntülerde gördüğünüz askeri ekipmanları alıp sınıra gelip Zengezur'uma dokunma diye 2 sene önceden sınırda bağırmış. Şimdi bile değil. Yani bu adamların derdi Zengezur'la kafayı bozmuşlar. Bir taşta iki kuş. Hem Kafkasya ile dünyayla kuzeyden bağlantılarını, yasa dışı işlerini ve her işi gördüğü Ermenistan'la bağlantısının kopmasından endişe ediyor. Özellikle Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'ın bir Türk devletinin hem de Güney Azerbaycan gibi 40 milyon Türk'ün yaşadığı Güney Azerbaycan'la komşu olması, buranın parçalanması ve İran'dan kopması düşüncesini uyandırıyor İran'da. Ama ne yaparsalar yapsınlar, Güney Azerbaycan özgür olacak. Şimdi Zengezur'a bayrakları dikiyoruz. Zengezur'a ilerliyoruz. Biz Zengezur'a bayrak dikmek istiyoruz ve ilerliyoruz. Tabii ki İran büyük bir histeriyle, büyük bir yaygarayla korkuyor, ağlıyor ve diyor ki ben vururum, ben savaş atarım, ben istediğim gibi sataşırım. Yani Siyonizme izin vermeyeceğim, bildiğiniz teraneler. Ama onlar ne yaparsa yapsınlar, Azerbaycan şu anda binlerce askeriyle ilerliyor,
büyük bir fethin ve büyük bir azatlık hikayesinin ürünü bunlar. Azerbaycan ordusu zafer kazandıkça Hamenei ve reisi ağlama nöbetlerine giriyor. İzin vermeyeceklermiş. Türkiye, Azerbaycan, Rusya anlaşmış, kendi toprağı değil, izin vermeyeceklermiş. Bu nasıl bir insanlıktır? Bu nasıl bir durumdur? Kraldan çok kralcılık değil midir bu? Ama onlar ne yaparsa yapsınlar, onlar ne ederse etsinler, biz bu durumu tabii ki lehimize çevireceğiz. Biz bu durumu istediğimiz şekilde getireceğiz. Şanlı Azerbaycan bu topraklarını söke söke alacak. Aliyev diyor ki imza attık. Bu topraklardan geçiş hakkımız var. Laçin koridorunu tepe tepe kullandınız. Ve Kafkasya'da, özellikle Karabağ'da işgalcilerle çok büyük silahlanmalar gerçekleştirdiniz. Şimdi bu kadar şey olurken biz geri adım atamayız diyor. Hak veriyor musunuz? Tabii ki veriyoruz. Azerbaycan'ın öz haklarını, Azerbaycan'ın öz durumunu korumak ve kollamak hakkımız. Evet, Zengezur koridoru, kadim Türk Birliği'nin, kadim Türk Birleşik Devletleri'nin özellikle Anadolu ve Orta Asya'yı birleştiren bir adımı İran neden engellemek istiyor? İran bu düşüncesinde asla yalnız değil. Biz Zengezur için kendi kısmımızdaki yolları böyle muazzam bir şekilde gerçekleştirdik. Zengezur hazır, Zengezur yapılıyor, binlerce Azerbaycan askeri Zengezur'u açmaya gidiyor. Birliklerimizin, kuvvetlerimizin Allah yardımcısı olsun. Ama karşımızdaki güçlerin bizim Zengezur'a kavuşmamızı nasıl istemedikleri de ortada. Ama bu kadar masrafı boşuna yapmadık. Bu kadar masrafı, bu kadar çabayı boşuna yapmadık. Biz Azerbaycan'ın şanlı ordusunun Ermenistan'a, evet Ermenistan'a tanıdığı süre doldu. Artık topraklarımızı almaya, verilen sözlerin tutulmasını gerçekleştirmeye gidiyoruz. Zengezur imzasını at, daha sonra çekil. Yok böyle bir şey. İşte bu yüzden Türkiye Zengezur koridoruyla bölgede önemli bir ayraç oluşturacak ve böylelikle çok kuvvetli adımlar atacağız. Artık geliyor gelmekte olan. %75'i tamamlanan bu yolun artık açılması için demin görüntülerde gösterdiğim Azerbaycan ordusu hareket halinde ey güzel insanlar. İran'dan hiçbir zaman çekilmedik ve çekilmiyoruz. Gazanız mübarek olsun ey güzel ordu. Özellikle Karabağ'da terör operasyonlarını gerçekleştiren ve her türlü başarıya imza atan Azerbaycan ordusunun bu kuvvetli şahlanışı hepimiz için çok güzel bir müjde. Azerbaycan ordusunun böyle güçlü ve gümbür gümbür gelmesi birilerini korkutsa da korkunun ecele faydası yok aslında. Artık geliyor diyoruz, geliyor diyoruz, geliyor diyoruz. Kahramanlarımız geliyor. Onlar geldikçe birilerinin tabii ki aklı çıkıyor. Onlar geldikçe birilerinin kafası karışıyor. Ama onlar ne kadar karışırsa karışsınlar, ne yaparsa yapsınlar bir şekilde bunun karşılığını görüyorlar. Evet, bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.